Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Tamam. Onlara gözümüze hayran oldukları için bunu söylemiyorum. Onların bir hesabı var. Onların bir hedefi var. 15 Temmuz 2016'da darbe yoluyla hükümeti devirmeye kalktılar. İşleri yarım kaldı. Beceremediler. O gün darbe yapmaya kalkışanlar milletin cesaretine çarptı. Mesela dün Kemal Bey dedi ki biz gelirsek bankaların kredi kartı borcu olanların hepsinin kredi kartı borçlarını biz hazineye verebiliriz. Nasıl yapacaksın? Kanun çıkarma gücün yok. Bütçeyi bile yapamıyorsun. Bütçeyi yapsan bu kadar zaten kamunun kendine ait borçları varken onları ancak çeviriyorken bir de vatandaşın borcunu sen kamunun sırtına yüklersen nasıl bunun altından kalkacaksın? Ben size söyleyeyim ne olacak. Eğer onun bu bağrına kalıp ona oy verenlere ona oy verenlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı seçilirse Cumhurbaşkanı seçildikten hemen sonra bu sözü unutacak, ona hatırlatıldığında da diyecek ki arkadaşlar, ben Cumhurbaşkanı oldum ama parlamento çoğunluğu bende değil ki ben kanun çıkaramıyorum, o yüzden kusura bakmayın. Yoksa ben Kemal, sözüm söz. Ben sözümü yerine getirecektim. Ama ben elim kolum bağlı, getiremiyorum. Kabahat da Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu. Peki ya mavi boncuk, uğursuza mavi boncuk, herkese mavi boncuk. Milliyetçiye mavi boncuk. Mukaddesatçıya muhafazakara mavi boncuk. LGBT'ye mavi boncuk. Nasıl bunları uyuşturuyorsun? Şimdi zannediyorlar ki sağ eliyle bozkurt işareti, sol eliyle zantar işareti yaptığında sağ elini sadece sağcılar görecek, milliyetçiler görecek, sol elini sadece solcular görecek. Millet ikisini beraber görüyor. Özellikle Allah korusun, bir rahmet olur, sandığa yeterince ehemmiyet gösterilmez. Ya da annem problem edip, hile yapıp, oy çalıp bir şekilde hükümet değişikliğine giden bir yol açarlarsa Allah muhafaza etsin. Emin olun 29 Mayıs günü çok kötü bir Türkiye'yi görmüş olacağız. Ve bundan hepimiz zarar göreceğiz. Belki o gün insanlar pişman olacak. Oy verenlerin bir kısmı da dizlerini vuracak. Ama artık iş işleri geçmiş olacak. Ve belki bir müddet sonra Türkiye tekrar bir seçime gitmek zorunda olacak. Ama bu arada her şey alt üst olacak. Belki Ege'de bazı kayıplar yaşayacağız. Belki Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan birileri gidip bizim adımıza, milletimiz adına imza atıp oradan feragat edecek. Belki birileri partiyi memnun etmek için çok ciddi tavizler verecek. Belki bu memleketin insanların bir kısmı çok ciddi acılar yaşayacak. Henüz daha iktidara gelmeden birileri biraz kanlanınca nerelere parmak salladıkları biliyor musunuz? Önce helalleşme dedi. Bir hafta sonra, 10 gün sonra nasıl hesaplaşmadan bahsettikleri gördüm. Nasıl milleti ötekleştirdikleri gördüm. Türkiye bunu hak etmiyor. Bu millet bunu hak etmiyor. Fakat kendi eliyle kendisini zarara atana da belki çok kişi acımayacak. Bakın memlekette olduğuna düşmekten muhafaza edilsin. Bakın daha onlarca belki olumsuz veya sebep sayabilirim ama ben çok fazla zamanınızı almak istemiyorum. Sadece şu bahsettiğim hususlar bile niçin bu ikinci turda sandığa yüklenmemiz gerektiğini ve niçin sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a desteklememiz gerektiğini çok net bir şekilde aslında ortaya koyuyor. O yüzden bir daha bütün kardeşlerimden, bütün vatandaşlarımdan istirham olur. Lütfen rehavete kapılmayalım. Lütfen gevşeklik gösterelim. Mutlaka sandığa gidelim. Misafirim geldi, başım ağrıyordu, dişim ağrıyordu, pikniğe gidecektim gibi basit şeylerle sandığa gitmemesi gerekmedi. Rabbim sana afiyet versin ama eğer hastalanırsa, sert yerinde olsa sandığın başına gidip mutlaka ölçü verelim. Çünkü bu sadece bizim seçimimiz değil. Milletimizin 85 milyon insanımızın geleceğinin seçimidir.
Türkiye tam bağımsızlık yolunda ilerlesin mi? Yoksa Batı'nın uyruna takılmış bir uydur devlet olsun. Türkiye kendi iradesiyle kendi seçimini yapsın mı? Yoksa Batı'nın dayatmalarına boyun eğerek emriniz olur paşalar, nasıl isterseniz böyle olsun desin. Türkiye etrafında bu kadar karışık olduğu bir dönemde güçlü ve dirayetli bir liderin yönetiminde mi olsun? Yoksa etrafında çok farklı düşüncedeki insanların her birisinin, her gün ayrı birisinin etkisinde kalarak her tarafı memnun etmeye çalışan ve birbirinden tamamen ayrı, kopuk, parçalı bir siyasetin ya da siyasetsizliğin kurbanı olsun. Türkiye bu seçimi yapacak. Memleketimize iyilik yapmak istiyorsa azmimizden, kararlarımızdan asla ödün vermeyelim. Birinci turda diğer adaylara hangisi olursa olsun fark etmez, oy verenler. Kardeşlerimizin de ben inanıyorum ki onlar memleket için hayırlı olanın, iyi olanın bu olduğunu düşünerek oy vermiştir. Hiç kimse kendi memleketine gönül olsun diye gidip oy vermez. O insanlarımızdan, o vatandaşlarımızdan da şunu istirham ediyorum. Lütfen kararınızı gözle geçirin. Kiriyle, öfkeyle, birilerine kızdığınız için değil, aklı selim ile milletin ve memleketin menfaatini düşünerek oyunuzu kullanın.